Meğerse Hindistan dünyaya karanlık yüzünü göstermek istememiş. Ülke G20 zirvesi sırasında gecekondu mahallelerinin üstünün kapatılmasının şokunu yaşıyor. Fas'ı adeta haritadan silen depremin ardından da kameralar akıl almaz görüntüler kaydetmeye başladı. Sırada dünyadan sarsıcı görüntü ve haberler var. Dünya liderlerinin katıldığı G20 zirvesinin ardından Hindistan'da skandal patlak verdi. Yetkililerin ülkenin imajının bozulmaması adına Yeni Delhi'deki gecekondu mahallelerini perdelerle kapattığı ortaya çıktı. Nükleer güç olması ve Ay'a araç göndermesine rağmen Hindistan'da yoksulluk diz boyu. Yine de zirve boyunca yapılan uygulama ülkede büyük tepki çekti. Fransa kıyılarından İngiltere'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler kendilerini durdurmaya çalışan polislere saldırdı. Ekipleri taş yağmuruna tutan kaçaklar ellerine ne geçtiyse üstlerine yürüdü. Fransız polisi hemen İngiliz meslektaşlarıyla haberleşti. Kimlikleri belirlenen 25 ve 33 yaşındaki iki mülteci karaya ayak basar basmaz tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Sokak yarışında iki motorcu feci bir kazaya karıştı. Biri diğerini geçmek için gidonu kırdı. İkisi de yol kenarındaki seyircilerin üstüne yuvarlandı. Büyük panik yaşanan o anlarda motorcularla birlikte 4 kişi ağır yaralandı. Hastanede yaşam savaşı veriyorlar. Bu motorcular da yolun ters tarafındaydı. Virajı aldıkları sırada otomobille burun buruna geldiler. Her iki sürücü de fren yapacak fırsatı bile bulamadı. Kontrolden çıkan araç taklalar atarak geldi. Akaryakıt istasyonundan girdi. Ortalığı savaş alanına çevirdi. Emniyet kemeri takılı olmayan şoför ve yolcular araçtan fırladı. Korkunç kaza ucuz atlatılamadı. O anlarda 3 kişi hayatından oldu, 3 kişi de ağır yaralandı. İşçiler binayı boyamaya hazırlanıyordu. Ancak bu adam iskeleden inmeye üşendi, arkadaşının kendini taşımasını bekledi. Ama pişman oldu. İskelenin tekerleği takılınca kendini kaldırımda buldu. Boydan boya boyanmakla kalmadı, feci şekilde de yaralandı. Scooter sürücüsü yaya geçidinden karşıya geçiyordu. Beyaz otomobilin sürücüsü yavaşlayacağına direksiyonu kırdı. Bomboş yolda aracı devirdi. Scooter'ı kullanan genç ise fren bile yapmadan yoluna devam etti. Orangutan evine giren dev kemirgeni affetmedi. Ziyaretçilerin çığlıkları arasında tuttuğu gibi metrelerce öteye fırlattı. Evini davetsiz misafirden korumanın gururuyla hayatına döndü. Kemirgenin akıbeti şimdilik belirsiz. Aa! 15 yıldır uğraştığı Lyme hastalığı yüzünden dayanılmaz acılar çeken Bella Hadid tedavi sürecini tamamladı. Podyumlara sarsıcı bir dönüş yaptı. Ünlü bir koleksiyon için kamera karşısına geçen Filistin kökenli manken, sıfıra vurulmuş saçları ve cesur pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü modelin keneden kaptığı hastalığın kesin bir tedavisi yok. Bu nedenle dönüşünün de kısa süreli olmasından endişe ediliyor.